Şimdi determinanta geçelim. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harika. Evladım determinant matrisin bir adım ötesi. Yani determinant dediğimiz zımbırtı matrislerin sonucu gibi düşünebilirsin. Matrisler böyle büyük sayı sistemleriydi ya hatırlıyor musun? Evet hocam. Bu sayı sistemlerinin sonucunda bir sayı çıkabilir. Bu sayı sistemlerinin sonucunu yani determinantını şöyle gösteriyoruz. Mesela şöyle şu matris buna hiçbir şey yapamam. Bu böyle kalır bir sayı grubudur bu aslında. Bu sayı grubunu tek bir sayıyla ifade etmek istersen buna determinant diyoruz. Det A diye gösteriliyor. Veya böyle üstüne çizgiler çizersin. Etrafında mutlak değer çizgisi çizersin. O zaman da determinant manası gelir. Ve şöyle gösteriyor Bunu aynen yazıyorsun ya. Sonra etrafına şu çizgileri çiziyorsun. Bak aradaki farka dikkat edebiliyor musun Tomuk? Biri mutlak değere benziyor. Diğeri Köşeli parantez. Köşeli parantez matris. O zaman düz çizgiler determinant. Bunu unutma. Determinantın sonucunun sayı çıkması gerekiyor Tonguç. Yani bunun sonucu tek bir sayı çıkacak. Ve yalnız ve yalnız kare matrisler için geçerli Tonguç. Yani satır ve sütunları eşit olmazsa determinant olmaz. Mesela bu kaça kaç bir matris? 2-2. Dolayısıyla satır sütunları eşit olduğu için determinant olabilir. Şimdi Tonguç'um burada şunu bileceğiz. Bak şöyle bir matris verilmiş ya. Paranın determinant verilmiş ya. Bunun determinantı hesaplarken şu köşegenini çarpıyoruz Tonguç. 3 kere 6 diyoruz. Eksi diyoruz. Bu köşegenini çıkartıyoruz Tonguç. 1 kere 4 diyoruz. Demek ki şu köşegen ana köşegeni ne yapıyormuşuz? Çarpıyoruz. Eksi diyoruz. Yedek köşegenini çarpıp çıkartıyoruz. Birbirine. Neymiş o zaman bunun cevabı? 18 eksi 4'ten cevap tek bir sayı Tonguç 14 çıktı. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. O zaman bunu sen söyle bakalım. Ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk. Eksi 4. Eksi, eksi. Bununla bunu çarpıyoruz. Artı 3. Birbirinden çıkarttığımız zaman eksi 7 çıktı değil mi Tonguç? O zaman determinant basitmiş ama 2'ye 2 iki de basit Tonguç. Şimdi de. Şimdi sen bu ödüllü soruyu yapacaksın. Bir cevaplara göndereceksin. Bak dikkat et. Bunun determinantı 1 demiş. O zaman bununla bunu çarpıyorsun. Eksi. Bununla bunu çarpıyorsun. Ne çıkacakmış sonuç? 1. çıkacakmış. Ona bakalım.